Yalnız yapımcıları yani bizim Türkler bunu bilmiyordum. Böyle atlayıp geri tutulduğunu bilmiyordum. Bizim Türkler iyi uğraşmışlar map yapmak için. Ben gayet güzel yani korkunçluk açısından mükemmel bir map olduğunu düşünüyorum. Ya korkunçluk sadece böyle çıkan jumpscare'ler değildir bence, şu ambiyans, atmosfer ve özellikle de müzik. Tamam, yaratık da çıkmadı ki, farklı yaratıklar da gördük. Ama böyle 2 dakikada bir jumpscare, öyle çıplak herifler çıkması korku değildir bence. Yani tam korkutuyor da böyle daha mantıklı bir korku. Çünkü benim düşüncem korku bilinmeyendir. Şuraya baksaydık gidiliyorum diye. El mi? Popom elliyor şu an. Oh. Şunun içinde bir giriş var mıydı acaba? Neyse. Sanırım bir şeye basmalıyım. İkinci kattayım. 3'e gidelim. Boyuna asansör de yapmışlar yani. Gerçi vardı galiba asansör de. Oo. Evet. İnsan göremediği ve bilmediği şeyden korkar derler. Ki şu an tam hissettiğim o sanırım. Nereye gideceğimi de bilmiyorum. O da neyse. Aa, kağıt var, oraya gitmeliyim. Ha? Bu ne? Asansör. Yanlış geldik. Asansörün düğmesi orada. Aa, burası çukur galiba. Ha, iyi. Geldim. After I searched inside him, they caught me while I was looking inside his cabinet. Onu araştırıyor, onun içini araştırıyorken, onun kabinine bakarken beni yakaladılar. They found and took my ring. Beni bulup yüzüğümü de aldılar. Yüzüğüm onun anılarıyla dolu yani, kadının. Galiba bu notları ben yazmışım. Evet, o benim hatun da Grace miydi, öyle bir şeydi. Evet, ben yazmışım galiba bunları. Şu an gidiyorum ama nasıl gittiğimi bilmiyorum. Evet. Aa, yüzük. Yansımaların yüzüğü. Abi, acaba neydi lan o? Inception bundan mı esinlenmişler? Bence Inception'a bundan esinlenmişler. Kesinlikle bu oyun, evet. Inception bu oyundan çıkma. Düğmeye bastık. Buradan nasıl geçeceğiz oraya acaba? Bunu açıklığa kavuşturabilirseniz sevinirim. Aşağı düşüyordum. Muazzam bir oyun. Siz de kendiniz indirip oynayın. %100 ihtimalle. Ya başka Costume Store'da olsa unutabilirdim de bunu unutmayacağım. Description'a download linkini koyuyorum. Siz de kendi amnezyanızı indirip oynayabilirsiniz. Birinci kat. Ah, korkuyorum. Evet, birinci kattayız şu anda. Ha? Bunun bir vasfı var mı acaba? Kağıt. I loved her so much. So much that I couldn't breathe without her. Şey, onu çok sevdim. Aa, I did it for my love. Aşkım için yaptım. Şeyin adı. Acaba kadını mı öldürdüm cani bir şekilde? Büyük ihtimalle öyle oldu. Onu o kadar çok sevdim ki onsuz nefes bile alamazdım. Beni buraya getirdiklerinde bana her şeyin iyi olacağını söylediler. Onlara inandım şey mantıksızca yani, evet. They never understand me. Aynı şey, beni hiçbir zaman anlamadılar, buna eminim. Kesinlikle eminim diyor bizim elemanımız. Şimdi hikaye açığa kavuşmaya başlıyor. Sanırsam dediğim gibi işte benim her şeyi biz yaptık, deliyiz büyük ihtimalle. Ve şurada bir şey yazıyor, ben göremiyorum onu. Şurada bir şey var yerde ama.
Ha kapı yok, burası asansör. Burada yapmam gereken ne var acaba? Bir şey yok galiba, kapı da bulamadım pek. Kullanabileceğim bir şey de yok buralarda. İkinci kata geri gidiyorum o zaman. Aa! Orası sıkışıyor. Dur biraz daha yap dedi adam. Birazcık daha dedi. Şu an çekmeye çalışıyorum. Ne oluyor? Anlayamadım ben ne olduğunu. Ah! Bir şey oldu. Galiba o kablolarla tabloya bağlıymış. 2, 3, 6, 5, 1, 4. Ha? SS. Şunu yazayım da defterim bir saniye. 2, altında 5, yanında 3, burada 1, burada 6, şurada 5. Şöyle sütunlara da ayıralım da. Karıştırmayalım. Tamam. Hiçbir fikrim yok ne oldu hakkında ama. En azından bir yine password tarzı bir şeyimiz oldu. Asansör mü çalışmıyor? Direkt kapısı açılırdı asansörün. Buraya onu mu gireceğiz acaba? 2. Şöyle herhalde. Hayır. O zaman ha dur, sırasıyla tıklanması gerekenler. 1 2 3 4 5 6. Evet be! Şaka maka bir şeyler çözüyorum ha mantıklı. Sesler hiç hoş olmasa da. Evet, mantıklı bir şey çözdüm. Peki iyi güzel de asansörüm gelmiyor, onu ne yapacağım? Anıların yüzü, bu da reflectionların yüzü. Bunları birleştirebiliyor muyum acaba? Hayır. Ve şeyin fenerim de açık, onda bir fikrim yok. Sıkıştım. Ha açılıyormuş bu arada. Basılı tutmak lazımmış. 2'ye. Hadi. Şimdi ne yapacağım? Buluruz bir şeyler ya. 3'e niye geldi? 2'ye gitmek istiyordum. Ha 2'deyiz. 2 mi burası? Aynen 2. Sanırsam şimdi bir şekilde bu kapıyı açmam gerekiyor. Ha kağıt. Cause of the... Mr. Jameson hastasının ölümü. Kan kaybı. Ne zaman? 11 saat sularında. Locked rooms. Morgun yanında kapalı odada bulunmuş. Elleri parmakları yokmuş. Öyle bir şeyler diyor ama. Ne yapacağımı şimdi bilmiyorum. Şu kapıyla ilgili de bir şey yapılmıyor. Aa bir saniye, bu ele yüzük takacağım galiba. Evet ya! Aa kendime inanamıyorum şu an, mantıklı şeyler yapıp duruyorum. Burası da neresi? Demek ki o yüzükler bizim yüzüklerimiz. İşte biri kızın, Grace'in, diğeri de benim. Benim adım da David ve yine duvardaki mantıklı göz. Galiba bu costume story'i bitirebileceğim de bu merdiven niye böyle? İlk defa galiba costume story bitirebileceğim adam akıllı bir tane, yani uzun büyük costume story. Ha? Evet dur. Buradan karşıya zıplayacağız. Ah ölüyordum. Böyle yapmayacak mıyız? Nasıl zıplayacağım ki karşıya?
Uh-oh. Morfin kullanayım. Evet. Buraya kadar gel, burada takıl değil mi? Acaba oradan yanıma atlayıp arkaya atlayacağım. Hangisi daha rahat yapılabilir? Gerçi yana da atlasam, öne de atlasam pek yapılacak bir şey yok gibi duruyor. Bir şey mi var orada? Bir şekilde yukarı çıkamaz mıyım? Aa evet. Aa ip. O ipe tırmanıyor bizim adam, komando kesildi. Tamam tamam anladım şimdi. Uy sesler kötü. Evet şimdi buradan buraya atlayacağız. Ve şurada yerde yatan adamlar var. Sanırsam onlara hiç bulaşmayayım ben. Oraya düşersem geri çıkamayabilirim. Ah, çıplak olarak ölmüş adam ve doktor. Şu hikayenin açığa kavuşmasını istiyorum. Şu an tek merak ettiğim bu sanırım. Oh yine böyle bir yere getirme beni ya, yeter artık, bitsin bence oyun. Mouse'um da gelsin buraya ha. Hatırlanıyor yine, loading yerine remembering yazıyor. Ve artık bir şeyler almam gerektiği olduğunu tek düşünmüyorum. Oyunun sonlarına doğru geldik. Ya benim düşüncem bu en azından. Yaklaşık 2 saattir oynuyorum oyunu. Gerçi sonuna gelmiş olsak neden bu kadar batarya falan versin? Bence geldik ya, gelmiş olalım. Zaten alamıyor. Neyse boşver, gerek yok ya. 3 tane var. Hard diskim de fullenmiştir büyük ihtimalle, bir 200 GB çıkmıştır bu oyun. Ya yemişim, gidiyorum ben. Kitle. Kırılmıyor. Heh, buradan gidelim. Umarım arkamda bir şey unutmamışımdır. Ay. Küvet. Çeviremiyorum. Oha cidden mouse'u masada yoğurmak gerekiyor çevirmek için herhalde. Bu da neyse. Aa! Çok sıcak, dokunamıyorum diyor. Evet, ona dokunmak için bir şey almam gerekiyor. Bakayım canım nasıl. Canım fena değil şu an. Ne yapmalıyım acaba? Bir dakika, onun yanında bir şey yok mu? Çevirme yeri. Hayır. Ha var işte musluk. Evet hala sıcak ama. Ha? Bu musluğu çeviremiyor muyum? Hayır. Peki. Bu da nesi? Kağıt. One patient dear told me all people live relying in reception preparation. People live threat by their live permission do you see? Anlayamadım ya. O ne? Havada embriyolar var galiba. O da mantıklıydı. Sanırsam şu kapıları açmak için dediğim gibi şu odalardan bir şeyler bulacağız. Hala bitmemiş hikaye. Beni en çok üzen de buydu sanırım. 40 saattir oynuyorum ve bir bitiremedim. Açılmayacak diyor bir de.
Hayır, buralarda bir şey yok. Hayır. Sağ taraftaki kapılar açılmıyor. Dikkat ettiğim üzere. Bu da açılmıyor. Bu da açılmıyor. Şuradaki musluğu çevirmedim mi ben? Oraya giden su şeyini durdurmalıyım. Yok, sıkışmış o. Peki ona bir şey fırlatırsam ne olur? Bir şey olmadı herhalde. Var mı öyle bir şeyin imkanı acaba? Şunu. Ha. Şöyle bir şey yapsak. Peki bir şeyle ona vurabiliyor muyum? Vuracak bir şey de kalmadı. Bu ne? Ölü fareler. Detaylı da yapılmış oyun. Tamam, o zaman parta burada bitirelim. Bir sonraki partta görüşmek üzere. Like'lamayı, yorumlamayı, subscribe'ı unutmayın. Daha fazlasını istiyorsanız görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.